Dünyadan ve Türkiye'den Durak Türkü TV'den merhaba kıymetli izleyiciler, birebir programıyla karşınızdayız efendim. Bugün canlı yayın konuğumuz Milli Yol Partisi İstanbul İl Başkanı Avukat Sayın Gökalp Kutsal. Sayın Kutsal, yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim sevgili Zekai Bey. Öncelikle bu yayında bizleri ağırladığınız, bizlerle buluştuğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yayında kendim biraz torpilli hissediyorum. Aynı duygu ve düşünceleri paylaştığım, aynı ruhu paylaştığım sizlerle birlikte olmak benim bir aslında sığınak noktam diyebilirim. Ve bu noktada aslında bir programdan, bir röportajdan çok bir hasbihal, bir dost meclisi olacağı kanaatindeyim. O yüzden de burada bulunmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Öncelikle bu güzel iltifatınıza ya da teveccühünüze gerçekten çok teşekkür ederim. Bizi kendinize dost olarak görüp burada bir yayından öte hasbihal etmek üzere burada olduğunuzu söylemeniz gerçekten bizi gururlandırdı. Bakıyorum kamera arkasındaki arkadaşlarımızın da gözlerinde ve yanaklarında bir gülümseme oluşmuş sizin bu sözünüzden dolayı. Başkanım, biz elbet sizi tanıyoruz. Ama istiyoruz ki izleyicilerimiz de tanısın. Buyurun. Gökalp Kutsal kim? Evet, Gökalp Kutsal Amasya 12 Haziran 1997 yılında Amasya'da doğdum. Memur bir anne ve memur bir babanın ilk evladıyım. Daha sonra bir de kız kardeşimiz dünyaya gelmişti. İlk olarak lise öğrenimi Amasya Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Kocaeli Hukuk Fakültesi'ne kazandım. 2019 yılında da Kocaeli Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Daha sonrasında bir yıllık stajımızı, zorunlu stajımızı atlattıktan sonra meslek hayatıma başladım. 2022 yılı itibariyle de Kömel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nu kurarak serbest avukatlık yaşamımıza devam ediyoruz. Hukuk büromuzu. Evet, kendi hukuk büromuzu kurarak çalışma arkadaşlarımıza devam ediyoruz. Süreç sizi yavaş yavaş siyasete doğru getirdi. Evet, evet. Elbet siyasetten bahsedeceğiz. Şu anda il başkanlığını yürüttüğünüz Milli Yol Partisi'nden bahsedeceğiz. Biraz da siyaset yapacağız. Genel Başkan Sayın Remzi Çayır Bey'den bahsedeceğiz. Sizin teşriki mesainizden bahsedeceğiz. İl başkanı nasıl oldunuz? Bunlardan da bahsedeceğiz. Ama istiyorum ki Sayın Başkanım, öncelikle mesleğinizden biraz bahsedelim. Mesleği severek mi tercih ettiniz? Evet, gerçekten avukatlık biraz gladyatörlüğe benzetiyorum ben. Biraz da hamak dediğimiz o şeye benzetiyorum aslında, alete benzetiyorum. Neden derseniz, çünkü uzaktan aslında çok keyifli duran, baktığınız zaman ya şuraya ben de yatsam şu hamakta ne kadar mutlu, huzurlu olurum dediğiniz bir şey. Ama oturduğunuzda biraz o kadar da rahat, hayal ettiğiniz kadar rahat olmayabiliyor. Bu anlamda zor bir meslek. Gladyatörlük noktasında da aslında bir savaş ortamındasınız, esir ediliyorsunuz ama savaşarak kral da olabilirsiniz. Şimdi bu noktada çok severek başladı avukatlık. Zaten lise yıllarından ilk olarak bu mesleği yapmayı hayal etmiştim. Babamla birlikte konuştuğumuz günleri hatırlıyorum lise yıllarında. Bana ya bu ülkede, bu memlekette dava bitmez demişti. Evet. Ya o yıllarda düşündüğüm zaman ya arabuluculuk var, uzlaşma var, uzlaşma kültürü var. Biter herhalde ya. Yani davalar azalır Türkiye'de diye düşünüyordum. Şimdi geldiğim noktada kendisine ne kadar hak verdiğimi düşünüyorum. Memlekette gerçekten dava bitmiyor. Her geçen gün daha da sayısı katlanıyor. Ancak bu noktada adaleti yürüyüşte, adalete uzanan bir el olmak, insanların adalet arayışlarında, yani deyim yerindeyse adalete susamış bir damla su isteyen insanlar noktasında bizlerin de hani el uzatması yahut adaletten, adaletin gözesinden bir damla su taşıması benim için çok kıymetli. Ve burada diğer meslek grupları, tabii ki her mesleğin çok zorlukları, çok kutsaliyetleri var ama avukatlığı diğerlerinden bir nebze olsun ayıran husus, yaptığımız meslekte manevi tatminin çok çok önemli ve ön planda olması. Yani her mesleği yaptığınızda bugün Türkiye'de bir maddi menfaat mutlaka elde ediyorsunuz. Ama ve lakin avukatlık bu maddi menfaatlerin çok daha ötesinde düşüncenizi geliştirmesi gereken bir meslek.
Bu maddi menfaatleri çok çok geri plana atmanız gereken bir meslek. Ve o manevi tatmini, o manevi huzuru bulabiliyorsanız devam ettirebileceğiniz bir meslek. Bu noktada avukat olmaktan çok mutluyum. Hatta diyorum ki başka herhalde hiçbir işe yapamazdım. Bizim baba zanaatkardır, marangozlukla uğraşır. Böyle lise yıllarında yanına gider, birkaç gün yardım ederdik kendisine. O söylemişti, hiç unutmadım bu sözü. O kadar kabiliyetsizdim ki bu el işlerinde, zanaat işlerinde. Oğlum lütfen oku demişti bana. Biz de o yolda hiç ayrılmadık bugüne kadar, çok şükür. Marangozluk işinde gelecek vaat etmiyorsun. Evet, aynen öyle. Peki, Sayın Kutsal, kaçıncı yıldasınız efendim mesleğinizin? Şimdi okulu bitirdiğimizden itibaren aslında dördüncü yılı devirmiş bulunuyorum. Ancak bir yıllık bir staj dönemi oluyor avukatlıkta. Stajyer avukat oluyorsunuz. Bu stajyer avukatlık meselesini çok ayırmıyorum. Yani stajyer avukat, avukat ayrımına çok gitmiyorum. Çünkü her biri gün sonunda bizim meslektaşımız olacak insanlar. Biz de o dönemde stajyer avukatken mesleğe bir fiil yapmış olduğumuz için, icra etmiş olduğumuz için bir avukat edasıyla aslında 4 yılı devirdim diyorum. Tabii bunun üniversite yıllarından beri de ekleyebilirsiniz üzerine. Yayın öncesinde sohbet ettiğimizde bir avukat olarak müvekkillerimize hep bir sihirli sözümüz var demiştiniz. O sihirli söz, beni istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Evet. Nedir? Bu sözün sihri nedir? Bu sözün sihri, öğrencilikten beri çalışıyoruz. Yazları çalıştık, işte vize sonraları, final sonraları çalıştık, stajyerlik yaptık, avukatlık yapıyoruz hali hazırda. Burada şunu gördüm meslektaşlarımız arasında. Bir ulaşılamama sorunu var. Yani tabii ki her insanın kendi özel bir hayatı, bir sosyal hayatı var mutlaka. Ancak müvekkillerimizin ya toplumdaki vatandaşlarımızın avukatlarına ulaşamadıklarını, avukatlarından doğru bilgiler, sağlıklı bilgiler yahut şeffaf bilgiler alamadığını gördüm. Ve bu noktada biraz da kariyerimi buna göre inşa etmeye dikkat ettim. Ve hep kendime ve müvekkillerime de bu sözü söyledim, bu sihirli sözü söyledim. Beni her saatte arayabilirsiniz. Bunu birkaç kez müvekkillerimiz ilk duyduğu zaman bazen ya her saatte de aranmıyordursunuzdur. Evet diyorum, her saatte arayabilirsiniz, deneyip görün diyorum yani genelde. Her saatten kastınız 7-24, evet, gecenin 3'ünde sizi müvekkiliniz arayabilir mi? Kesinlikle, çünkü burada mesleğimizin az önce bahsettiğim aslında biraz zor kısmı o. Yani hayatta fakültede hocalarımız söylerdi, hiç mutlu insanlar aramayacak sizleri derlerdi. Yani illaki hukuksal bir problemi olan ya bir hukuksuzlukla karşılaşan, adalete susamış diye tarif ettiğimiz az önce insanlar mutlaka avukatlarına ulaşmak ve acil bir bilgi talep etmek istiyorlar. Bu aciliyetler zaman zaman çok ciddi de sorunlar doğurabiliyor. Tutuklamalar olabilir, hukuksuz bir tutuklama olabilir yahut bir gözaltı süreci olabilir. Bir şiddet olayıyla karşılaşılmış olabilir. Burada avukatın ulaşılması bu anlamda çok önemli. Diğer meslek gruplarından biraz da bu noktada ayrılıyor zaten. Burada müvekkillerinize beni istediğiniz saati arayabilirsiniz sihirli sözün. Altında bir de güven yatıyor galiba, değil mi? Ve müvekkillerinize duyduğunuz saygı, onların hani fakültede de hocanızın söylemesi üzere söylüyorum. Sizi asla mutlu insanlar aramayacak. Mutlaka bir bilgi talebinde bulunacaklar. Evet. Siz tam manasıyla fakültede almış olduğunuz hukuk eğitiminizi bu sefer size hukuk manasında yanınıza gelen müvekkil olan arkadaşlara tam doğru bilgiyi istedikleri saatte aktarmaya ve onlara yardımcı olmaya. Kısaca onların hukuki haklarına saygı duyan bir avukatlık profili çiziyorsunuz. Evet, çok. Efendim meslek hayatınızda bir ömür boyu inşallah hep böyle olursunuz. Evet, çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman bu yoldan ayrılmazsınız. Çok teşekkür ederim kıymetli sözleriniz için. Değerli başkanım, tabii aynı zamanda İstanbul'un, belki de Türkiye'nin bilmiyorum, tek genç, en genç efendim il başkanısınız. Evet. Milli Yol Partisi. Buna henüz gelmeyeceğiz. İstiyorum ki biraz daha hukuki manada sohbet edelim. Ama sizi tanımaya da devam edelim. İsminizin bir hikayesi olduğunu biliyoruz. İzleyicilerimizle de paylaşmak ister misiniz? Evet. Gerçekten ismim benim için çok özel. Öncelikle belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Ziya Gökalp'ten geliyor ismim. Kendisi Türk milliyetçisi, bir düşünür insanı. Türkiye'nin de belki de sosyoloji anlamında çığır açan insanlarından biri. Bu yüzden bu ismi taşımaktan, kendisiyle birlikte hem isim babam olarak hem de fikir babam olarak, aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, Ziya Gökalp'ten bir taşımak çok benim için çok büyük bir gurur.
Hikayesi de şöyledir. Aslında son gün, yani doğumumdan önceki son güne kadar ismim Göktürk olacaktı. Hatta bir süre ailemde de Göktürk ya da aile dostlarımız tarafından ya Göktürk ismi herhalde diye düşünülmüştü. Ancak son gün o sırada Ziya Gökalp'in kitabını okuyan babama annemden parlak bir teklif geliyor. Ya Gökalp olsun, çok farklı bir isim, daha önce duymadığım bir isim diyor. Herhalde Göktürk ismini de pek beğenmediğinden olsa gerek. Bu fikir babamın da, bu talep de babamın da çok aklına yatıyor ve Gökalp olsun diyor. Bu şekilde isim serüvenimizde başlamış oluyor. Dediğim gibi çok büyük bir gurur benim için. İsmimin hem anlamını hem de ağırlığını taşıyabilmek benim için çok 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 önemli bugüne kadar da geldiğimiz süreçte. İzleyicilerimizin de tahmin edeceği üzere zaten milliyetçi bir babadan, milliyetçi bir aileden geliyoruz. Yani dolayısıyla böyle bir anne ve baba ne koyabilir? Evet, çok da uzak gitmeyecek. Göktürk asker. Evet, evet. Peki Sayın Başkanım, o zaman dönelim efendim siyasete. Milli Yol Partisi ile ne zaman yollarınız kesişti? Milli Yol Partisi öncelikle zaten şu anda ikinci yılını hali hazırda doldurmuş. Yeni bir siyasi parti. Aralık 2021 kuruluş tarihi. Ben kuruluş sürecinde yer almadığım bir siyasi parti Milli Yol Partisi benim. Ancak daha sonrasında Temmuz-Ağustos aylarında Remzi Başkanımızla, Genel Başkanımız Remzi Çayır'la yollarımız kesişti. Kendisi aslında ilk olarak bir İstanbul İl Başkanı olmak yahut İstanbul İl Başkanı'na getirilmek gibi bir amacım, bir gayem de yoktu. Yahut onun da ilk görüştüğümüz zamanlarda böyle bir hedefi olmayabilirdi. Ancak görüşmelerimiz sonucunda ben aslında partiye duyduğum uzaklığı veya önyargıları da diyebilirim. Burada samimi de bir itirafta bulunmak lazım. Sayın Remzi Başkanımız, Genel Başkanımız bunu dahi kırdı bende. Ben Remzi Başkanımızı dinlediğim zaman şunu... Ne gibi ön yargılarınız vardı? Şimdi sizlerin de bir sevgili Zekai Bey, Milli Yol Partisi Büyük Birlik Partisi'ne ayrılmış bir parti. Büyük Birlik Partisi'nin bir Türk Milliyetçisi olarak Büyük Birlik Partisi ile bir aslında daha önceki geçmişteki siyasi yaşantımda, ailemin de siyasi yaşantısında bir ortak noktası olmamıştı, bir kesişimi olmamıştı. Türk Milliyetçiliği fikri olarak da Büyük Birlik Partisi'ne aslında uzak sayılabileceğim bir noktadaydım. Bu noktada ilk olarak Büyük Birlik Partisi'nden ayrılan bir kadro yahut Genel Başkanı'nın kendisi Büyük Birlik Partisi'nden ayrılan bir şahsiyet olduğunu düşündüğümde tabii ki bir acabalarım yahut Büyük Birliğin bende olan ön yargıları oluşmuş oldu doğal olarak. Ancak kendisini dinlediğimde tanıdıkça teşviki mesaimiz oldukça yani tek 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 bu önyargılarımın tamamını yıktı. Daha ilk konuşmasına beni çok etkiledi. Çünkü kendisinin aslında bu önyargıları da kırmak üzere yola çıktığını, Türkiye'de düşünmenin, söz söylemenin, ifade özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu vurguladığını fark ettiğim zaman dedim ki bu insanla yol yürünür, mesai de yapılır, çalışılır da. Sağ olsun kendileri uygun gördüler. İl başkanlığı teklifi sayın genel başkanlığı. Evet, evet. Aslında diğer siyasi partilerde yine olmayan bir özellikle biz biraz da il başkanlığı görevine getirildik. Bir atama usulü oldu genel il başkanlığı getirilişim genel başkanımız tarafından. Ancak doğrudan kendisi tarafından yani hiçbir aracı yahut bir araya bir kişinin girmesiyle değil doğrudan doğruya kendisinin bana teklifiyle oldu. Bu anlamda kendisi, genel başkanımızın kendisine tekrar tekrar sizlerin de huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok radikal bir karar. Yani ben az önce de söylediğim 26 yaşındayım ve İstanbul gibi metropol, Türkiye'nin aslında resmi olmasa da gayri resmi bir başkentinin il başkanlığı sürecini yürütüyorum. Bu noktada 26 yaşında bir kişinin diğer siyasi partilerin sadece söylemlerinden farklı olarak hem fikren hem de zikren uygulamaya geçirmesi, yani gençlerin önünü açması anlamında çok önemli bir karar ve çok da bizler için çok farklı, Türkiye için çok farklı bir düşünce olduğunu gözlemliyorum. Zaten ancak bizim genel başkanımızdan çıkabilecek bir fikirdi. Evet, il başkanısınız Sayın Başkanım. Diğer partilerde yer almadınız. İlk siyasi deneyiminiz diyebilir miyiz Milli Yol Partisi'ne? Doğrudan resmi diyebiliriz ancak daha önce zaten az önce de söylediğim gibi milliyetçi kökenli bir aileden geldiğim için babam Milliyetçi Hareket Partisi'nin birçok önemli noktasında memleketimiz Amasya'da görev almıştı. Daha öncesinde yapmış olduğu bir ülke ocakları il başkanlığı görevi vardı.
Zaten siyasetin bir fiil hep içerisindeydi. Bu noktada... dolaylı olarak ocağın çayını çok içti. Evet, evet. Gazetenin deyimiyle hem ocaklar hem Milliyetçi Hareket Partisi deyim yerindeyse bizim için hem mapushane çıkması çok zor olan bir mapushane hem de bir evdi, bir yuvaydı. Doğumumuz ocağa gerçekleşti. İlk bilgisayarımı ülke ocaklarında gördüm, ilk kitaplarımı ülke ocaklarında okudum. O günleri hala güzel yad ediyoruz zaten ki bu günlere gelişimde. Şimdi sizlerin karşınızda olmasına çok büyük katkıları var. Hem Ülke Ocakları'nın hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Daha sonrasında bir ayrılış, bir kopuş süreci oldu yuvamızdan diyelim. Ben o sırada üniversitede öğrenciyken, Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenciyken İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yer aldım. İYİ Parti kuruluşundan sonra İzmit'te gençlik kollarında görev aldım. Ancak dediğim gibi bir siyasi partide resmi olarak ilk görevi Milli Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı ile oldu. Şimdilik bu şekilde bir siyasi erkeğiniz. Peki Sayın Başkanım, biraz da şeye gelelim istiyorum. Özlediğiniz siyaset nedir? Yani genç bir siyasetçi, genç bir avukat olarak Türkiye'de siyasetin nasıl olmasını istersiniz? Evet, bu soru gerçekten benim için o kadar kıymetli ki sevgili Zekai Bey. Şöyle, bizim şu anda bir genç kuşak olarak, bunu ister adına Z deyin, isterseniz Y deyin, şimdi birçok farklı nitelendirmesi olabiliyor. Gençlik diyebiliriz, genç kuşak diyebiliriz. Bu noktada gençliğin aslında arzu ettiği şey şu, benim de içerisinde bulunduğum gençliğin arzu ettiği şey şu. Bizim memlekette büyüklerimizin bir sözü vardır, kavgada eline geçen her taşı atmayacaksın derdi atalarımız bizlere. Şu anda Türk siyasetinde benim gözlemlediğim süreç maalesef bu yönde ilerliyor. Yani parti ismi geçirmeden bunu söyleyebiliyorum. Maalesef tüm siyasi partilerimizin söylemleri çok sert. Zaman zaman hakarete ulaşan, zaman zaman birbirini aşağılamaya giden söylemlere gidiyor bu durum. O yüzden az önce söylediğim şeyi tekrar etme gereği hissediyorum. Büyüklerimiz kavgada eline geçen her taşı atmayacaksın diyor. Biz de vatandaş kavgada bile adil olunmuş evet, istiyor aslında. Evet, kesinlikle. Başkanım? Yani biz de gençlik olarak şunu istiyoruz aslında. Şimdi artık gençliğin, internet de bu konuda çok büyük etki tabii ki. Yurt dışı takibinde çok rahat bir şekilde yurt dışını takip edebildiğini, yurt dışındaki haberlere ulaşabildiğini, internet okuryazarlığının, hele hele de yine İngilizcenin de okuryazarlığının artmasıyla çok rahat olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi yurt dışına bakıyoruz, bir de gelip burayı kıyaslıyoruz. Yani gençlik aslında biraz öykündüğümüz, medeniyet seviyesinin yüksek olduğu, Ziya Gökalp'in muasır medeniyetler seviyesi dediği noktayı istiyor. Yani bizler gençlik, sadece gençlik olarak değil aslında, vatandaş olarak şunu istiyoruz. Siyasi tartışmalarda, sohbetlerde, az önce hasbihal kelimesini o yüzden kullanmıştım, biraz zeka işi arıyoruz aslında. Şimdi Churchill'li diye atışıyorlar tabi. Churchill Etli'ye pek bir alçak gönüllü, kendini çok övmüyor. Zaten övecek de pek bir şey yok. Durum da bunu gerektiriyor diyor. Yani bu gibi yahut yine Churchill'e bir işçi partisinden birisi karınız olsaydım o kahvenize zehir katardım sözü üzerine Churchill ben de o kahveyi seve seve içerdim diyor. Biraz bunu arıyoruz aslında. Bu siyasi zeka, bu nükte biraz demirelvari olacak ama özellikle bizim doğumumuzdan da önce, benim doğumumdan da önce işte belki sosyal medyada yahut görsel medyada takip edebildiğimiz eski siyasilerimizin o siyasi nüktesini, o zeka pırıltılarını arıyoruz. Aslında rahmetli olan merhum Alparslan Türkeş, merhum Necmettin Erbakan, evet, merhum Süleyman Demirel, merhum Bülent Ecevit, aynı masa etrafında bir araya gelir, memleket meselelerini istişare edenlerdi. Yine merhum Mesut Yılmaz da bunların arasındaydı. Tam olarak biz, evet, o dönemi ben çok iyi hatırlıyorum. Sizler de tabii bize göre daha genç kardeşimizsiniz. Eminim ki işte sosyal medyadan ya da gerekli TRT arşivlerinden zaman zaman bunlar yayınlanıyor ve siz onları gördüğünüz zaman bunun bir özlemini çekiyorsunuz. Aynı zamanda araştırmacı da bir ruhunuz var. Çünkü hem siyasetçi olmanız, hem bir yerde de hukukçu olmanız, araştırmacı olmadan bunları yapabilme imkanınız çok az. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin ilk ve en genç il başkanı olarak yolumuz çok uzun başkanım.
Evet, inşallah bu özlemini duyduğumuz, aslında çok güzel özetlediniz o siyasi liderleri az önce. Yani 95 seçimine doğru bir kalabalık bir masada onların sohbetini hatırlıyorum dediğiniz gibi TRT arşivinden. Aslında biraz şu anda bunu arıyoruz. Yani gençlikte dikkat ederseniz seçim dönemlerinde bunu çok yaşıyoruz. Herhangi bir siyasi lider bir programa konuk olduğunda izlenme sayıları olsun, gençliğin ilgisi ve alakası olsun hemen artıyor. Tabii. Çünkü soru sormak, cevap almak istiyoruz. Yönetim şeffaf olsun. Sadece bu iktidar için değil, muhalefet partilerindeki yönetimlerin de şeffaf olmasını arıyoruz. İnşallah bu özlemini duyduğumuz ortamları bizler oluşturacağız diyelim. Türkiye'deki genç neslin biraz da ülkeyi terk etme gibi bir tevessül içerisinde, evet. Başkanım. Bunun da sebepleri size göre yine mevcut siyasi yapılanmadaki insanların kutuplaşması ve içerisinde bulunmuş olduğumuz ekonomik kriz bunların en büyük sebebi denilebilir mi? Kesinlikle. Ya da detaylandırabilir miyiz? Evet, kesinlikle. Bununla ilgili aklıma bir haber geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Avustralya'da bir haberdi. Bugün ülkede şey olmadı diyor Avustralya'da haber kanalı. Şimdi televizyonlara koyunun nasıl kırpıldığının videosunu getiriyoruz diyor. Şimdi bunu düşünüyorum, bizim bir akşam programını düşünüyorum saat 7-8'deki. Olayları düşünüyorum. Sonra diyorum ki evet, yani neden insanımız gidiyor? Aslında cevabını bu şey haberler anlatıyor biraz da. Yani saat 7 ile 8 arasında bir saatlik haber kuşağının içerisindeki yoğunluğu, her bir haberin bazen kanımızı donduran cinsli olduğunu düşündüğünüzde biraz da huzur arıyor. Hı. Aslında yurt dışı bir kaçış, ya bir kurtuluş değil. Orası bir cennet değil. Hele bir Türk insanı için hiç değil. Yani çünkü orada kendinizi tekrar ifade etmeniz lazım. İsminizi söylediğinizde, ya milletinizi, dininizi söylediğinizde sorun yaşayabileceğiniz ortamların olduğu da bir yer. Yani bu sadece Avrupa için değil, Amerika için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Orası bir kurtuluş, bir cennet değil. Ama şunu düşünmek lazım. Bu buraların cennet olmasına rağmen neden gidiyor gençlerimiz? Evet. Çünkü neden? Az önce söylediğimiz aslında o yükündüğümüz ülkeler akla geliyor. Yani çok yüksek ücretler verilmiyor aslında gençlerimize. Ekonomik olarak da çok büyük fırsat bir ülkesi değil oralar. Ama şunu biliyorlar. Alım gücünün yüksekliği. Ya ifade özgürlüğü. Veya ya ben acaba bir konserde patlama sırasında şehit olacak mıyım düşüncesi. Bu düşünceler olmayışı aslında biraz kaçışa yönlendiriyor gençlerimizi. Bir de ülkede kaldıkları zaman gelecek kaygısı mı duyuyorlar? Evet. Mutlaka. Az önce söylediğim gibi iş kaygısı. Şimdi Türkiye'nin maalesef eğitim politikalarının da gelmiş olduğu durumu vaziyeti düşünüyor gençlerimiz. Biz de yaşadık bu süreçleri. Yani hukuk fakülteleri olsun, mühendislik fakülteleri olsun, tıp fakülteleri olsun. Her biri gelecekte ya ben bu okulu bitiriyorum ama gün sonunda iş bulabilecek miyim kaygısı. Ya iş bulsam da hak ettiğim ücreti alabilecek miyim kaygısı. Gençlerimizin aslında gece uykularını kaçırıyor. Bununla birlikte bir de aileyle birlikte yaşayan arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin de sorunları baş gösteriyor. Nedir? Aileden bir baskı, toplumdan bir baskı. Bu sürece baktığınızda bir avukatın mezun olmuş, mesleğe başlamış bir avukatın bile intihara sürüklendiğini gözler önüne aslında seriyor. Bu anlamda hem dediğim gibi iktidar partilerin hem muhalefet partilerin ya gençler gitmeyin ya da giderseniz gidin gibi söylemlerinden çok niye gidiyorları, neden gidiyorlar sorusunu analitik olarak masaya yatırmaları gerekiyor. İsteyin. Başkanım, malum seçim arifesindeyiz. Yerel, mahalli ve idareler seçimi var. İstanbul İl Başkanı olarak İstanbul'un 39 ilçesinde ve Türkiye genelinde adaylarınız hazır mı ya da bununla alakalı çalışmalarınız devam ediyor mu? Evet, bizzat zaten vermiş olduğumuz seçim startında genel başkanımızın açıkladığı üzere Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde aday çıkaracağımızı açıklamıştık partimiz olarak. Bunun sonucu olarak da biz de İstanbul İl Başkanlığı olarak İstanbul'un 39 ilçesinde ve her bir mahallesinin şeyinde yöresinde aday çıkaracağımızı belirtmiştik. Bununla ilgili çalışmalarımız hızla sürmekte. Şu anda 14 adayımızı, ilçemizde 14 ilçemizde adayımızı açıklamış bulunuyoruz. Hakeza ilçelerdeki teşkilatlanmalarımız sürüyor. İlçe başkanlıklarımızın açılışları sürüyor. 22 ilçesi var artık Milli Yol Partisi İstanbul ilinde.
Tabii ki bu sayı bir an önce 39'a, her iki sayıda 39'a yükseltme gayesi içerisindeyiz. Ancak burada hem ilçe başkanlarımızın hem de adaylarımızın az önce söylediğimiz problemler, bu problemlerin çözümleri noktasında düşünen, karar alan, bu yolu, deyimlerinizi bu dikenli yolu yürüyecek arkadaşlar olmasını özen gösteriyoruz. Bununla ilgili de tabii ki inceleyip sık dokuma süreci içerisindeyiz. Ancak seçimlerin kaldığı sürede göz alındığında tabii ki biraz daha acele etmemiz gerekiyor. Bütün gayemiz de bu yönde. Evet, zaman yok, işiniz çok. Öyle. Başkanım, malum dünyadan yükselen bir ses var. Fakat bu ses bazı ülkelerce çok dikkate alınmasa da ama bir katil bir devletin Müslüman coğrafyasının kalabaladığının 92. günündeyiz bugün. Malum anladınız. Evet, İsrailoğullarının ki Kur'an-ı Azimüşşan'da en çok lanetlenen kavim diyebildiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Yahudi'yi asla kendinize dost etmeyin. Ve hatta bu hadis-i şerifin ötesinde Mevla'nın da emri var. Yani aynı zamanda ayeti kerime. Bugün baktığımız zaman belki de geçmişinde en çok zulme uğrayan, katliama uğrayan bir millet İsrailoğulları. Evet. Hitler bile belki yaşasaydı bugün Siyonistlerin bu yaptığı zulme üzülebilirdi. Hitler de malum onca katliam yaptı ama bunlar kadar yapmadı. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir tematik. Yani dediğim gibi zulmün devam ettiği aslında halen süren bir zulüm o noktada. Zulmün devam ettiği bir coğrafya orası. Ve bu coğrafya Türkiye'mizde çok çok yakından ilgilendiriyor. Güzel bir söz aklıma geldi bunu anlatırken. Türk aslında zulüm görülen yerlerde Allah razı olsun denilendir. Türk dediğimiz kişi. Bu noktada bizlerin de Türkiye'mizin elimizi taşımızın altına, elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü Müslüman coğrafyasında, Türk coğrafyasında huzursuzluk yahut bir katliam en çok bizleri canını yakıyor. Evet. Ve bu coğrafyalarda yaşananlar yarın bir gün Türkiye'mizin de başına gelebilecek sorunları teşkil ediyor aslında. Bununla ilgili çok ve çok sert söylemlerin hem İsrail'e karşı hem dünya kamuoyuna karşı tarafından yükselmesi gerekiyor. Zulüm neredeyse ve kimden gelirse gelsin. İster Avrupa'dan, ister Afrika'dan, ister Asya'dan. Aynı şekilde lanetlememiz gerekiyor. Nasıl Rusya ile Ukrayna arasındaki süreçte Avrupa'dan böyle bir tepki geldiyse bu tepkinin bir benzerini de Müslüman coğrafyasında hissetmemiz gerekiyor. Yani burada bütün dünya kamuoyunun samimi olması gerekiyor sadece. Samimi. Ama ve lakin tabii ki burada kalıcı bir barışın, kalıcı bir huzurun tesis edilmesi için de Türkiye'nin de yine arabuluculuk sürecinin de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu coğrafya bizim için çok kıymetli, önemli. Bu huzur bizim için çok önemli. Bu noktada Türkiye'nin yapacağı arabuluculuğu, gerekli görüşmelerin sonuç vereceğini düşünüyorum ve kalıcı bir barışın ora noktada tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için her iki tarafın da yani zulüm, şu anda zulüm eden terörist devlet olan deyim yerindeyse İsrail'in de yine karşısındaki Hamas'ın da gerekli adımlarını atması gerektiğini düşünüyorum. Peki Sayın Başkanım, malum birkaç gün evvel de Irak'ın kuzeyinde 12 tane vatan evladı, Türk askeri Kahraman Mehmetçiğimizi şehit verdik. Şehitlerimizin haberi geldiğinde ülkemize de giriş yaptıklarında her şehidimiz kendi baba ocağına gittiği vakit şöyle bir algı ortaya attılar ve bunun üzerinde de bunu aslında provoke de etmek istediler. Dediler ki bakınız şehitler hep kerpiçli evler, sıvası olmayan evlerden çıkıyor. Ama zenginlerin bu manada çocukları şehit olmuyor. Siz buna katılıyor musunuz ya da bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir kez daha şehitlerimize Mevla'dan rahmet dileyelim. Allah onlara rahmet etsin. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Amin. Mekanları cennet olsun. Acılı ailelerine buradan
başsağlığı diliyorum tekrardan sizlerin de vesilesiyle. Dediğiniz gibi aslında burada zengin fakir ayrımından çok yahut Müslüman, Hristiyan, zengin, fakir, Türk, Kürt bunları zaman zaman yaşadık maalesef kutuplaştırmaları. Dediğiniz gibi bu bir provokasyon meselesi aslında. Provokatif el meselesi. Zaman zaman muhalefetin, zaman zaman diğer siyasi partilerin iktidarın da işine gelebilen bir nokta. Artık şunu düşünmek lazım Türkiye olarak. İktidarıyla da muhalefetiyle de. Bu bir fırsat. Şehitler üzerinden siyaset değil bu. Şehitlerin artık gelmemesi, Türk milletinin artık bu acıları yaşamaması adına bir milli mutabakat fırsatı aslında. Ama bu mutabakat tüm partiler tarafından samimi olunarak yapılması lazım. Dediğiniz gibi şehidimizin ailesi zenginmiş, fakirmiş ayrımı maalesef provokasyona yönelik tabii ki bir eylem. Biz burada şunu düşünmek, şapkayı önümüze alıp şunu düşünmek istiyoruz. Memleketimize artık niye şehit geliyor? Türkiye neden şehit veriyor? Terör neden bitmedi? Bunları konuşmamız lazım. Hikâr Başbuğ'un sözü vardı programdan önce de hatırladığım. Bataklığı kurutmaktan bahsetmişti. Bataklığı kurutması lazım Türkiye'nin. Bu terör dediğimiz lanet bir planın Türkiye'den isminin silinmesi lazım. Terör dediğimiz aslında aygıt, organ yahut ismine ne derseniz deyin. Bir milletin ordusunu yok etmek yahut bir milletin ordusuna galip gelmek istemiyor. Bizlere, şehitlere alıştırmaya çabalıyor. Huzuru bozmaya çalışıyor. Terör kelimesinden korkmayı amaçlıyor. Aynı zamanda yatırım yapmak isteyen ülkelerin yatırımını engellemek. Yine ekonomik sorun yaratarak turistlerin ülkeden uzaklaşmasına sebep olmak gibi birçok sebebi var. O yüzden zaten terörün biz teröre karşı hangi terörden olursa olsun bu arada yani ismi ne olursa olsun o terörist grubun ona karşı bir ordu galibiyeti ihtiyacımız yok. Biz terörün adının silinmesine memleketten ihtiyacımız var. Bu nasıl olacak? Aslında çok basit. Bunu Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok derdi büyüklerimiz. Yani bunu yapan ülkeler var. İspanya, İngiltere, ETA ve IRA örneklerinde olduğu gibi. Terörü yenmiş, terörün siyasi organlarında yenmiş. İspanya'da Batasuna diye bir siyasi parti vardı. Bu parti feshetti kendisini. Önce İspanya Mahkemesi tarafından bu partinin üyeleri derdest edildi. Daha sonra parti kendisini feshetti. Hakeza IRA. Şu anda ismini duymuyoruz. Bitti. Şarkılarda dahi geçmiyor. Çünkü İngiltere çok sert önlemler aldı. İran'ın ismini geçirmek, övmek dahi hapis cezasına çevirdi. Bu demek değil ki ifade özgürlüğü. Hayır. Bununla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çok net kararları var. Hem terör gruplarının hem de terör eylemlerinin, bu bomba da olabilir, açlık eylemi de olabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu konuda hiçbirini korumuyor. Ama sadece ve sadece şunu istiyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Terör nedir? Terörist kimdir? Bunu açıklar. Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda bu. Terör nedir? Terörist kimdir? Bu grubu, bu havuzu, terörist havuzunu genişletmeye gerek yok. Teröristler bellidir. Terör kimden gelirse gelsin lanetlenmelidir. Ancak bu şekilde terörün ismini anmadığımızda, teröristin adının geçmediğinde memleketimiz artık terörden de korkmayacaktır. Artık şehit haberlerine de alışmayacaktır. Maalesef Türkiye son 20 yıla baktığınız zaman şehit cenazelerine alıştı. Yani ben özellikle gençlik yıllarımızda, o ülke ocakları günlerimizde her bir şehit cenazemizde yürüyüşümüzü yapar, her bir şehit cenazemizde ağlardık. Yani ilk aklıma gelen karakol baskınlarını düşünüyorum. Hele hele 15-20 şehitin üzerinde tabii ki rakam bizim için çok kıymetli şehitlerimizin. Ama velakin rakamın yükseldiği vakit tepki de çok ciddi. Şimdi dediğiniz gibi 20 şehit, 10 şehit, 15 şehit haberlerinde toplumda bir artık tepkisizlik var. İşte terörün aslında istediği şey bu. Teröristin istediği şey şehit cenazelerine alışmış, tepki vermeyen bir toplum. Peki Sayın Başkanım, son olarak HDP ile yani artık yeni ismi DEM Parti ile yani PKK'nın siyasi uzantısıyla yani PKK'ya her türlü siyasi gücü ve de maddi gücü sağlayan örgüt yapılanmasına gelelim.
DEM Parti bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ve hepimizin de büyük bir zevkle, büyük bir hevesle, büyük bir gayretle ve büyük bir de övgüyle bahsettiğimiz gazi meclisimizde. Evet. En son Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey ve kurmayları DEM Parti'nin konuşmaya başlayacağı anda salonu terk ederken dedi ki, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni ben yapıyorum. Nedir efendim? Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin kısmen de olsa bu tabii ki bu denilişine, bu eylemine katılıyorum. Ama ve lakin sorun kapatmak ya çözüm değil. Kapatmak değil. Az önce de söylediğim gibi bataklığı kurutmak dedik ya. Yine sorunun aslında analitik olarak incelenmesi gerekiyor. Alparslan Türkeş, merhum Alparslan Türkeş bu konuda çok güzel bir sözü var. Sadece savaşarak, sadece askerin orada müdahalesiyle terör sorunu çözülmez diyordu. Ve çözüm olarak şu, bizim iktidarımızda diyordu, sosyologlar, psikologlar yahut asker, emekli askerler, toplum bilimciler, akademisyenler, hukukçular da o bölgede çalışacak. Terörle ilgili sorunların üzerine düşecek ve kapsamlı bir terörün bitmesi. Hem siyasi uzantısı hem de dediğim gibi aslında sosyolojik olarak bitirmek. Evet, kesinlikle. Çünkü bu sorun, bütün terör sorunları aslında önce de belirttiğimiz gibi sadece siyasi uzantı veya bu terörist sayısıyla işte şu kadarını öldürdük, bu kadarı kaldı, daha da şu kadar şey verildi gibi sözlerle açıklanacak ya da bitirilecek bir şey değil. Burada dediğim gibi sorunun kökenine inmek gerekiyor. Terör Türkiye'de neden var? Neden bitmedi? Ve terör uzantılı siyasi partiler neden meclisteler? Aslında soru bu. Anayasa Mahkemesi, bunu daha önce de yaşadık aslında. Bir zamanlar BTP vardı. Daha öncesinde birçok siyasi uzantısı kolu vardı bu terörün diyelim. Peki, bunlar da ne oldular? Sadece yine aynı sizin de az önce söylediğiniz gibi isimli değişikti. HDP bugün DEM olur, yarın KEM olur, öbür gün kim bilir ne olur. Bu nasıl bitecek? Dikkat ederseniz meclisimizde, Gazi Meclisimizde, kişiler meclis başkanlığı da yapıyorlar. Meclis başkanlığı yapan kişilerin açıkça terör gruplarıyla, teröristler ile fotoğrafları var. Şimdi bunun hem böyle sosyal bir kısım var, hem de sizin de az önce söylediğiniz gibi ekonomik, çok ciddi ekonomik bir kısım var. Yani birçok meclisimizde vekillik yapan insanın bu terör gruplarıyla ekonomik olarak bağlantıları var. Uyuşturucu kaçakçılığından tutun, çeşitli suç sayılan eylemleri var ekonomik olarak da. Bunun da öncelikle hemen bitirilmesi gerekiyor. Hemen bu bağlantının, ekonomik olarak bu bağlantının anında kesilmesi gerekiyor. En ufak bir terör grubuyla bağlantısı olan ekonomik, sosyal, düşüncesel, ifade olarak olabilir kişilerin anında tespiti gerekiyor. Ve bu tespitin yapıldıktan sonra bağımsız Türk yargısı tarafından yargılanmaları gerekiyor. Bunu kısmen olsa yapabiliyor Türkiye. Ama dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi net bir şekilde tespiti gerekiyor. Kim terörist, kim değil. Şimdi bizim bazen Avrupa ülkelerine bu konuda tepkimiz oluyor. Özellikle Almanya'nın, İsveç'in, Belçika'nın bazen bu terör gruplarına deyim yerindeyse ev, yuva olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi Türkiye'nin bu noktada çok net bir şekilde, çünkü keskin sınırlarını çizmemesinden kaynaklanıyor. Türkiye açıklayacak. Kim terörist? PKK terörist kardeşim. FETÖ terörist kardeşim diyecek. Ama sırf siyasette farklı bir şeyler söylüyor diye de bu grupların içerisine almayacak insanları. Gerçekten net bir şekilde, az önce de söylediğim gibi, bağımsız yargı tarafından kesinleşmiş, hüküm giymiş insanların hemen derdest edilmesi gerekiyor. Cezaevi olur, meclisten dışarıya vekillerini düşürülmesi olabilir. Ama dediğim gibi bu hem anayasaya hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zaten bu konuyla ilgili açık kararları var. Bu kararlara göre hareket edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin aynı zamanda, son olarak bunu da belirteyim, bir NATO ülkesi olarak da bu noktada
gerekli ağırlığını koyması gerektiğini düşünüyorum. Aslında bunu başlangıçta yapmıştır ama şimdi gözlemlediğim üzere İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili biraz geri adım atmış gibi gözüküyor Türkiye. Çok ciddi bir NATO müttefiki. NATO'nun dediğim gibi ihtiyacı olan bir ülke. Bu noktada sağlam durduğunuzda, NATO ile işbirliği içerisinde olduğunuzda da terörün hem kuzey hem Suriye bölgesinde olsun, bu terör gruplarının da bitirilmesi ilgili çok ciddi adımlar atılabileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Teşekkür ederiz. Yayınımıza iştirak ettiniz. Çok da güzel de sohbet ettik. Son olarak izleyicilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Sizlerin bildiği üzere 2023 yılını tamamlıyor ve 2024 yılına gireceğiz inşallah yakın günlerde. 2024 yılının Türk milleti adına artık kavgaların sonlandığı, uzlaşma kültürünün hakim kılındığı, şucu, bucu gibi kutuplaşmaların, yahut az önce de bahsettiğimiz gibi hakarete varan siyaset tartışmalarının son bulduğu ve artık dediğim gibi hoşgörünün, hoşgörü ikliminin tesis edildiği ve Türk milletinin huzura, Türk coğrafyasının, Türk ve Müslüman coğrafyasının huzura erdiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tekrar sizlere de bu değerli yayın için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yeni yılınızda size başarı getirsin. Bildiğim kadarıyla nişanlısınız, galiba düğününüz olacak. İnşallah. 2024 yılında inşallah Allah size bir ömür boyu mutluluklar versin ve 2024 yılı sizin başarı yılınız olsun. Kıymetli izleyiciler, 2024 yılı tabii ki büyük Türk milletinin elbette başarı yılı olsun istiyoruz. Efendim bir başka programda, bir başka konumda tekrar huzurlarınızda oluncaya dek hoşçakalın.